Biz geçen hafta, son iki haftadır Allah'a varlığının delillerini hesaplayalım meselesini konuşuyoruz. Birkaç hafta daha bunu konuşacağız. Bir sürü delilini bulmamız lazım. Biz de genel delil mana olarak özlerinin olması lazım. Yani bize bir delil getir deseler hemen 3-4 tane ayrı delili kendi cümlelerimizle bakıp takrirlerde veriyor olmamız lazım. Mükemmel takrirler olması gerekmiyor. Onun ana hatlarıyla manaları karşıdakine aktarabiliyor. Yani en azından düşündürebiliyor olmamız lazım. Ki karşıdaki hemen böyle bir şey, hiçbir delili yok falan tarzında bir pozisyonda durması ne kadar abes katacak bir halde gelmesi lazım yani. Ki öyle zaten delilleri görünce de bırakın böyle bir pozisyonu, bir insan teslim olmadığı zaman bir insaf problemi olmuş oluyor, bir heva olmuş oluyor. Biz bu delilleri de tasnif ettik, işte fıtri deliller, bir de kozmolojik veya evrenle alakalı deliller, harici deliller de diyebiliriz. Alfaki enfüsi dedik değil mi? Alfaki ve enfüsi ayat. Şimdi biz harici delilleri inceleyeceğiz. Aleme nazar edip Adem, Allah Teala'nın varlığına, bilgilerine, başka sıfatlarına delil. Tabi marifetullah'a dair bizim bütün bilgilerimiz akıl üzerinden gelmiyor. Akılız, nübüvvetin sırtını tespit, ispat ettikten sonraki kısmı, o kadar kısmı akılla, zorunlu akılla ulaşmamız. Ondan sonra Allah'ın ve artık edemez mesela hadislerde bize bildirdiği şekilde, bize bildirmesiyle de biz Allah'ı daha fazla tanıyoruz yani. Hatta bayağı bir marifet oradan geliyor yani. Ondan sonra ameli olarak da bir marifet gelebiliyor yani. Nurlar falan zikirler. Amel'le de Allah Teala o marifeti bahşediyor kuluna. Şimdi biz ama akli deliller, hudus delili dedik en önemlisi. Tarihte de bizim için önemli. Bugün de en önemli delil o. Ve hem ammeye hem hasseye, yani hem Allah'a hem havasa hitap edebilen bir delil. Yani çok farklı mertebelerde, farklı formatlarda takrir edilebilir. Ama biz özünü, bütün takrirlerin özünü vereceğiz. Yani her bir mukaddimenin ayrıntılı delilleri veya argümantasyona gelebilecek şüphelerin ayrıntılı cevapları, işte karşıdakinin muhatabın entelektüel seviyesine göre değişiklik arz edebiliyor. Ama asıl delil bu. Yani en büyük delil bu. Yani çünkü bu delil sadece bize Allah'ın varlığını ispat etmiyor bakın. Yani bu delili özel olarak kenarcıların üzerinde durmasının sebebi, yani bu delil sadece Allah'ın varlığını ispat etmiyor ama irade sahibi bir tesir eden olduğunu da ispat etmiş oluyor bakın. Orada irade sıfatının ispatı demek, ilim sıfatının ispatı demek olacak, tamam mı? Ve yani kudret zaten geliyor tesirle, ama Allah'ın kudretiyle beraber zaten gelecek. İrade ve ilim gelecek ve ondan sonra Allah Teala'nın kainattaki tasarrufunun anlamımız ve nasların hepsi o çerçeve üzerinden anlaşılacak. Sonra şer'i, hakem, müslüku, o birçok şey yani. Yani bu delille bir başlıyorsunuz aslında kelamın en son bahsine kadar böyle sirayet ediyor bu delilin uzantıları. Bu delil değil de imkan delili veya başka bir delille ispat yaparsanız başka yerlere gidebilirsiniz. Veya da yani başka bir sürü şey ispat edememiş olursunuz yani. Yani çok önemli o yüzden bu Hudüs delili. Yani Hudüs delilimizi özetle şunu iddia ediyoruz biz. Bakın ilk önerimiz şu andan geçmişe doğru bir zaman diye bir şey anlıyoruz hepimiz ortak bir şeyle. Tam hakikatini böyle ayan beyan tarif edemezsek de. Zaten hala tartışılan bir mevzu. Tarihin en büyük mevzularından biri. Şu anda bir geçmiş diye bir şey var. Kimse bunu inkar edemez. Burada geçmişe doğru gittiğimizde ya bir yerde duruyoruz ya durmuyoruz. Biz durulduğunu iddia ediyoruz. Yani bir ötesi olmadığını, bir yerde bittiğini iddia ediyoruz. Burada bitmesi de bir kapalı kutu gibi bu evrenin zaman açısından düşünün. Bu kapalı kutunun bu başlatan yani bir şey olması gerekiyor yani. Bu kapalı kutu genişliyor falan gibi düşünelim böyle zaman olarak. Hep ileriye doğru gidiyor yani. Hani cennette de başlasa gene ileriye doğru gidecek yani. Şimdi bu kapalı kutunun öncesinde ne vardı falan kelimelerin cümlelerini biraz tartışacağız ileride. Yani bir yerde başladı, peki öncesinde Allah ne yapıyordu falan gibi sorular olacak. Bunlara da cevap vermeye çalışacağız yani. Çünkü sık gelen problemler. Çünkü hudusun ve ezelin anlamını böyle yanlış anlamış, yanlış tasavvur etmiş. Ezel deyince böyle zamansal bir çizgide geçmişe doğru sürekli sonsuza bir şey zaten gidiyor. Alem de o zaman çizgisinin bir yerinden böyle ortaya çıkıyor falan gibi anlıyor. Öyle değil. Tamam? Böyle bir zaman çizgisi falan yok. Ezel'e doğru gider. Tam öyle bir şey yok. Yani ezel zamansal bir şey değil. Daha doğrusu söyleyeyim, zaman ezeli değil. Bakın. Başlangıcı var. Evet. Yani ezel diye bir şey var ama bu ezel kavramı zamana bağlı bir kavram değil. Neden?
Çünkü zamanın kendisi ezeli değil. Anladınız mı? Yani ezelin var olup zamanın olmadığı bir nefsün emri bir var düşünebiliyoruz. Tamam. Yani başlangıcının olmaması Allah Teala'nın varlığını, bu ezeli olması demek. La evvel lehu. El hadis ma lehu evvel. Bakın böyle tarif edilse daha iyi anlaşılır yani. Ezelden beri, ezelde kavramları, dedanın çağrışımları bizi sanki geçmişte böyle çok uzak bir noktada duruyor falan gibi bir şey geliyor ama öyle değil ezel. Tamam? Ezel zamansal bir şey değil bakın. Bunu unutmayın yani. Bizim çok işimize yarayacak bu kavram tahlilde. Şimdi bizim iddiamız burada geriye doğru gidersen abi bu olayın bir başlangıcı var. Bu olayın bir başlangıcı varsa bunun neden başladığı meselesi gündeme geliyor. Ve neden şu ana kadar belli bir zaman diliminde mesela 13.7-13.8 milyar yıllık bir hal yaşıyoruz şu anda. Yani niye böyle yani bu? Başlamışsa bunu bir başlatan var. Bunda hiçbir şüphe yok bakın yani. Çünkü başlamışsa kendi kendisini başlatamaz. Çünkü kendisi yoktu. Bir şeyin bir şeyi başlatabilmesi için önce o başlatan şeyin kendisinin var olması lazım. Yani evren kendi kendini var etti tarzı ifadeler mantıksal olarak doğrudan tutarsız zaten. Şimdi biz evrenin bir başlangıcı olduğunu bakın ispat etmemiz lazım. Bunu ulemamız tarihte neyle yaptılar? Bilimsel verilerle mi yaptılar? Hayır. Akli verilerle yaptılar. Bakın şu şeyde biraz özetleniyor. Hudüs derinin 3 tane mukaddemesini okuduk geçen. Birincisi sebeplilik, nedensellik. Onu açıklayacağız. Şimdilik biz ikinci mukaddemeye yoğunlaşıyoruz. Evrenin bir başlangıcı vardı. Diyor ki zaten bakın bu makalede de var bir mantasyonun kalbini ikinci şık oluşturmaktadır. Materyalist, ateist ve anlayışı savunanlar, kadimde de bugünden, bugün artık kolaklığı savunamıyorlar çünkü bilimsel şeye aykırı. İtiraz edecekleri madde budur çünkü onlara göre maddi evren öncesiz ve sonrasızdır. Kendi açıklaması için kendisi dışındaki hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Bakın hep Tanrı'nın varlığını tartışmanda sen bu evrenin bir açıklamaya ihtiyacı duyduğundan yola çıkıyor ya. Biz sadece her evrenin, biz iki mertebede aslında ele alıyoruz ama şimdi daha kuvvetli mertebeyle başladık. Yani bir miktar daha zor olan mertebe şu, yani bu evren hani var ve bir şekilde bu var olan böyle olmayabilirdi ya. Yani bir imkan hissediyoruz evrenin şu anki halinde, zamansal olarak bir başlangıcının olmasından bağımsız olarak düşünün. Bu evrenin de açıklamaya ihtiyacı var. Yani bu neden böyle de başka bir şekilde değil, var neden bu var? Sadece varlık yokluk sıfatı açısından da bu soruyu sorabiliriz. Sadece bu soru bile bizi bir Tanrı'nın varlığı tartışmasına götürür ve varlığını ispate götürebilir. Bunları tasarım delillerinde falan geleceğiz. Ancak bundan daha önce daha kuvvetli, daha hızlı yol alabileceğimiz bir delil var. Sadece bu evren var değil ve neden hiçbir şey yok da var yani bir şeyler var sorusunu sadece böyle sormuyoruz. Hem bir şeyler var hem de neden bu varlığın geçmişe doğru gittiğimiz zaman bir başlangıcı var. Yani bir başlangıcı var mı acaba diye soruyoruz yani. Yani sürekli dönüşen, değişen bir zamanda akan bir şey varmış gibi görüyor. Bunun bir başlangıcı varsa neden var, nasıl oldu bu olay diye soruyoruz yani. Onlara göre maddi evren öncesi de sonrasıdır. Kendi açıklaması için kendisinin hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Mesela evrenin bir başlangıcı olmadığını söyleyen bir insanın evrenin herhangi bir açıklama ihtiyacı yoktur demesi de gayet makul geliyor değil mi? Gayet makul bakın ilk etapta. Hani bunu nihayet olarak çürütebiliriz belki. Bak bu manayı İmam Gazali koskoca 1500 yıllık falan meşai gelene büyük bir itiraz olarak söylüyor. Bakın diyor ateistler diyor sizden daha makul bir pozisyondalar. Siz alemin hem ezeli olduğunu söylüyorsunuz hem de bu alemin bir tanrısı vardır diyorsunuz. Meşailere diyor, elbiselere diyor. Bak diyor ben size ateistlerin sizden mantık olarak daha tutarlı bir yerde durduğunu göstereceğim diyor. Siz yani inanılmaz çelişkili bir yerdesiniz. Bu ikisi olmaz diyor yani. Yani bu ezeli ise herhangi bir şeyde ihtiyaç olmayabilir. Gayet makul. Çünkü alemin hareketlerin ezeli olduğunu senin bu feneklerin illet malum sesi ve herhangi bir teselsülün iptal edememen anlamına gelecek yani. Mesela ama varlığını ispat etmeye bir şey yok. Bu evren hep kendi kendini birbirlerinin sebebi olarak ezelden beri illet malum böyle geliyor dersin yani bir şekilde. Çünkü teselsül senin için zaten şey değil yani. Bu mantık. Hani ya da iddia etseler de ilet malum teselsülü mümkün değil falan ama yani niye bu mümkün değil de niye mümkün falan. İkisi de sonsuzluk yani. Bunu açıklayamıyorlar. Gerçekten açıklayamaları. Mesela da hem kitlendiği yer orası zaten yani.
mantıksız açıklamalara girmeye çalışıyor. Hem de kendileri bunu ortaya çıkarttı. Dolayısıyla şimdi bir tanrı var, tanrı varlığı imkanın dayandığı çok büyük bir nokta. Hep bu evrenin hep var olduğu zaten. Bu yasalar var. Hep böyle bir sabit bir dönüşüm, bir sebeplilik var falan. Hep böyle devam ediyor. Peki geçmişte de hep böyle miydi? Hep yani. Ezel var mıydı yani? Zamansal bir ezellik var mıydı? Önceden öyle düşünüyorlar. Ezel bilimsel evreler yoktu. Milletin öyle işte akli deliller çok zordur yani. Onun akli delili ispatı bir miktar daha zor. Bilimsel deliller de yok yani o şekilde. İşte bu güneş ezelden böyle böyle dönüyor diye dediğin zaman kimse sana ne diyecek ki yani? Yani güneşin beraber ölçtüm yani falan işte de bu şeyler sayılı falan böyle bir fizik yasaları bir şey yok. Güneş içerisindeki patlamalar öyle bir şey diyor. Hatta ben bazen diyor ki yani bunlar adamlar diyorlar ki bize işte güneşi biz kaç bin yıldır bilmem gözlemliyoruz hiçbir değişiklik yok diyoruz diyorlar. Bakın zamanın bilimsel verileri diyor. Böyle bir de sizin gözlem araçlarınız zayıf olabilir diyor. Mesela. Ki dediği gibi çıkmış güneşten her patlamalar oluyor. Yani resim Türkiye'nin 50 bin tane değişim var şu anda. Gözle görülüyor. Yani güneşle gidiyor. Araçlar geliştiği yok. Yani benim dediğim çıkıyor. Yani bizim bunlara diyor korkutamazsın. Hiçbir akli bir şey yok diyor. Yani bu akli bir şeye götürmez. Sizin 2003 yıldır biz gözlemliyoruz. Felekleri ve bir şey olduğunu göremiyoruz. Sizin araçlarınız eksik olabilir. Bu güneşin değişiyor olması lazım. Bizim akli bilgilerimize ve şeriatta bize bildirdiğine göre geliyor. Böyle tarihte okusanız var ya böyle rezil etmiş adamlar. Ve bugünden okuyunca daha fazla rezaletlerini görüyorsunuz. Yani ne kadar mantıklı konuştuğunu. Ve bunu söylediği zaman İmam Gazali gibileri safsatayla falan suçluyorlardı. Sana göre bilinsel şey ihtiyacı açık hakikatleri imtihan ediyorsun. Muamelesi falan yapmaya çalışıyorlardı falan yani. Ama bir şey yaramadı tabii yani. Çok cesurlar çünkü yani şeyini arkalarına şeriatı yaslamışlar. Sonra haklı yolları düşünüyorlar. Bunu bir diyeni olmasa herhalde bakıyorlar ya hakikaten mantıksal olarak tamamlar ya dediğiniz şeyler. Yani o bir şey sebebi ne oluyor? İnceli araştırma sebebi oluyor. Şeriatta muhalif olmaz. Mevcut fikriyatı. Şimdi bu bugün de öyle bakacağız. Abi bu evren geçmişe doğru başlayınca var mı yok mu bunu tartışmamız lazım. Bundan kimse kaçamaz. Ben işte yok bilmem Tanrı'nın varlığı beni ilgilendirmez. Şu bu. Doğaya fizik yapıyorsun, matematik yapıyorsun, gerizgeler, öngörülerde bulunuyorsun. Bilmem doğaya yazıyorsun. Hadi bakalım tartışalım bunları kardeş. Yani böyle bir şey olmaz. Senin şu anda bana bunun cevabını vermen lazım. Ya başlangıcı var ya yok. Yoktur dersen bunun bizim delillerimize cevap vermen lazım. Üç tane büyük delilimiz var. Birincisi akli delil. Bu kitapta da falan ayrıntılı. Biraz bir miktar ayrıntılı anlatıyor. Bu bizim kadim olarak kullanılan akli delil. Delil ne üzerindeydi? En temel felsefesi nedir? Tamamlanmış sonsuzluk. Yani bir fiil, fiili sonsuzluk. Nefs-i devrede fiili olarak böyle ki bazıları fertten sonradan yok olsun. Toplamda sonsuz sayıda şeyi vücuda gelmiş olması diye bir şey mümkün mü? Aklen kelamcıda tamamen demiş ki böyle bir şey asla mümkün değil. Yani tamamlanmış sonsuzluk diye bir şey yok. Yani sonsuz sayıda mesela hareket, sonsuz tur atmış bu güneş. Dediğin anda bir fiil tur atmış bir tane, iki tane, sonsuz tane atmış. Burada geriye dönse sonsuz tane tamamlanmış. Peki şu anda mesela bir sene sonra bir tane daha atacak yani. Olabilir bu sonsuz sayıda elemanın bir tane daha katılabilir diye düşünmüşler. Yani mümkün diyenler. Ama bizde de mesela böyle bir şey yok. Yani zaten stajcı kavramları bir de tahmin ettiğiniz zaman ortada bir gariplik var. Bir şey sonsuz diyorsun ve hala ekleyebiliyorsun. Yani aklına şöyle bir sonsuza da kendi içerisinde bir hiyerarşiye sahip diye bir şey akla gelebilir. Hani sayılabilir sonsuzlar var, bir de sayılamayan sonsuzlar var. Bunlar 1900'lerin başlarında ortaya çıktı. George Cantor diye büyük bir matematikçi bunları efendim böyle bir şey ispatladı. Sonsuzların hiyerarşisi diye bir şey. Bununla bizim yüzleşmemiz lazım bu arada. Bizden daha yapılmamış bir şey. Yani öyle de nasıl bir yüzleştikten sonra yüzleşmemiz gerekiyor. Bu çıktı, yüzleşmemiz lazım. Sonsuzlarla ilgili ağlarımızı çünkü kökten şey yapan bir matematiksel bir ispat yani. Ne diyor gerçekten dediği şey doğru mu doğru mu yani. Velhasıl şimdi oraya girmeyelim. Ama şöyle bakalım biz arkadaşlar. Burada da güzel bazı açıklamalar yapmış. Ne o açıklamalardan yararlanmaya çalışalım. Yani burada ne demiş mesela birinci delil. Evrenin geçmişinin tamamlanmış sonsuz olduğu iddiası çelişkilere ulaşacağından mümkün değildir. Yani sonsuza, geçmişe doğru zamandaki bir tesellüt imkansızdır yani. Bak isterse bu hani turlar biri var olduktan sonra bitiyor, diğeri başlıyor. Beraberce var olmuyorlar bu sonsuz kümeli bir eleman. Öyle düşünün.
sonsuz kümeli eleman beraberce varlığa gelmiyor ama toplamda varlığa gelen sonsuz sayıda eleman var mı diye baktığımız zaman eğer sen alem evrenin başlangıcı yoktur dersen ne olur? Evet, böyle bir şey söylemiş olmaya gerek. Bir küme düşünün. Bu kümenin bütün sonsuz elemanı var ve sonsuz eleman hepsi beraber var olmasa da hepsi de varlığa gelmişler. Yani bir küme içerisinde toplanabiliyorlarsa sonsuz ve toplanabiliyor bakın. Yani sınırlanabiliyor aslında. Bakın ne kadar çelişkili bir şey. Sonsuz sayıda eleman tamamlanıyor yani. Zaten tamamlanmasını düşünsene de yarım kalmış olur. Hani atıyorum bu sonsuz devamımız için 3 tane daha eleman gerekir falan. Hani 3 tur daha atmamız lazım. 3 sene daha gerekir falan dersen sen. Demek ki bu daha arka bildiğine göre demek ki eskisi sonsuz değil. Sonlu yani bu olmuş oluyor. Diyor ki evrenin geçmişinde tamamlanmış sonsuz olduğu iddiası çelişkide yol açacağını da mümkün değildir. Bu evrenin başlangıcı olduğunu gösterir. Şunu böyle yeni birkaç açıklama okuyacağız. Diyor ki sonsuz kavramı üzerinde dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerekir. Şimdi biz mesela sayılar sonsuzdur tarzında bir cümle kuruyoruz şu anda değil mi? Çocukluktan beri, ilkokuldan beri. Bunu hiç düşündün mü? Bunun ne kadar doğru olduğunu. Ben mesela bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani tamamen yanlış bir önerme olduğunu düşünüyorum yani. Öyle olması da gerekiyor yani biz sonsuz tesensürün olmadığını söylesin. Ne demek sayılar sonsuz? Yani sayı ismini alan sonsuz sayıda eleman var mı? Yani sayı kavramının istatı olacak sonsuz sayıda eleman benden bağımsız olarak oralarda bir yerde falan duruyor olursa tamam dediğin doğru. Ama sayılar sonsuzluğundan kastım. Yani ne zaman toplamda elde ettiğim veya düşündüğüm sayıdan hep bir tane ekleyebilirim. Ekleme imkanı var. Sonu gelmez benim ekleme hadisemin, inşa hadisemin. Bunu kastediyorsam kabul ediyorum ama her zaman elindeki sayılar sonlu olmuş olacak. Hiçbir zaman orada senin ulaşmaya çalışıp da orada duran sonsuz bir sayı yok. Hiçbir zaman sonsuz sayıyı tafsili bir şekilde düşünebilen var mı? Ve ulaşan. Ve orada var bize gösterebilen var mı? Mümkün değil bakın arkadaşlar. Dolayısıyla burada da dediği gibi çok güzel bir şey söylüyor. Biz doğal sayıda hani 0, 1, 2, 3, 4 böyle sonsuza kadar gider dediğim zaman sonsuza kadar biz götürürsek gider. Orada kendinde sonsuz sayıda sayı var da biz onu falan düşününce ulaşıyoruz falan diye bir şey yok bakın. Çok önemli bir hadise bu. Ne zaman ileriye doğru devam eden bir silsileyi ne zaman bir T anında kesip durdurduğumuz zaman geriye doğru baktığınız zaman toplam fertler sonlu mu sonsuz mu? Sonlu olacak. Peki bu manada o zaman ahiret hayatı sonsuzdur dediğimiz zaman sayılar sonsuzdur bile bizi inkar ediyorsak yani gerçek mana, hakikat olarak, hakiki manasına yani birlikte tevil ederek ancak kabul ettik. Cennet sonsuzdur, ahiret hayatı sonsuzdur dememiz ne kadar makul olur? Bakın burada onu tartışıyor. Dikkatli okumuşsanız yani. Geçmişteki sonsuzluk ve gelecekteki sonsuzluk. Ahiret hayatı gelecekteki sonsuzluk. Bakın çok önemli bakın bu fark. En büyük şüphelen sonsuzlukla ilgili hudud sayı evrenin başlangıcı ile ilgili buradan geliyor. Diyor ki evrenin başlangıcısı varsa bir sonu da vardır. Mesela böyle cümleler kuruluyor. Hatta ahiret hayatı varsa bile bir yerde bitecektir. Hani buna batıl zarvatı diniye yapmak. Ne cennet hayatının son bulması. Cehennem hayatının da son bulması yani keza yani. Buna zavratı dünya aykırı. Ne diyeceğiz buna? Onun bir cevabı olan bu okuduklarından ve anlattıklarından bize bir cevap çıkarmamız lazım. Yani doğal sayılara bile bir sonsuz olmadığını iddia ediyoruz bakın. Nasıl olur da ahiret hayatının sonsuz olduğunu iddia ediyoruz. Yani cennette insan sonsuz olduğunu bir şekilde yaşayacak falan. Çelişki değil mi yani bizim bu iki iddianlarla beraberce söylememiz? Yani geçmişe doğru sonsuzluk mümkün değil de geleceğe doğru sonsuzluk mümkün. Yani bunu bildiğin ama sanki böyle oyunu oyunmazlandırıp yapıyorsun gibi olmuyor mu? Hissediyoruz mu bunu? Ve şöyle bir tane biraz daha geliştireyim. Bunu düşünün. Biraz daha olay biraz daha zorlaştırıp kafanızı karıştırayım. Şimdi biz şöyle bir kaide söylüyoruz ya. Mantı ve takide bu istihane adamı. Böyle bir kaide mesela. Evet. Şimdi bu kaide Türkçe'yi şöyle ifade edeyim. Bir şeyin sonu varsa başlangıçsız olması mümkün mü? Değil. Peki bir şeyin başlangıcı varsa sonsuz olması mümkün mü? Değil. Bu arada bir yerde bitecek cennet hayatı. Yani bu dünya hayatının yani son bulması şartı ne?
yine ahiret için konuşamayabiliriz yani. Orada da aynı şart geçerli olmuyor. Yani akli önermeler, akıl yasaları değişiyor mu başka bir alemde? Biz bunu konuşmayabiliriz. Hadi bakalım. Bunun akli yasaları bir şeyin başı varsa. Yani dünyada ne bileyim bir şeyin başı varsa değil mi? Dikkat edersin. Yani. Bir şeyin sonu varsa başlangıcı da olması lazım. Tamam, hayır. Dedikten sonra... Nereden deliller var mesela? Cennetin cehennemin ebedi olduğuna dair. Tamam işte ben de sana söyleyeyim. İyi de o ayetin doğru olması için sen zaten alemin hudusuyla başlamadın. Yani canlıların varlığını ispat etmiyor lazım. Onun için de zaten maddi önerme getirdim. Maddi önerme iptal edersem ayetin doğru olduğunu nereden bilecek ki? Yani Allah var olmayı bilir zaten. Hani bilmiyorum ne olmanın doğru oldu. Yani oraya doğru gidiyoruz önce. Ayet kesimler yapamayız değil mi? Zaten mesele bu yani. Sen bir şey ispat yolculuğuna çıkıyorsun. Ortaya koyduğun önerme senin kendi düşünce dünyanda, senin şer'i olarak kabul ettiğin dünyada o önermeyi oraya koyduğun zaman orada da bir çelişki çıkmaması lazım. Ama sen burada ben geleceğe doğru sonsuzluğu kabul ediyorum ama geçmişe doğru sonsuzluğu kabul etmiyorum dediğin zaman bunun neden böyle olduğunu açıklamazsın. Kimse ikna olmaz, bırakırla. Hatta dinden olan iman, sanki olan iman da bırakamıyorum. Bak ciddi söylüyorum. O yüzden kelamla herkese uğraşmamız lazım. Şüphesi olan uğraşacak. Mecburen oldu yani, şüphesi olan. Ve hatta şüphesi yok ama hani bunu bir farz olarak, bir tahsil edilmesi gereken bir ilim olarak yani mecburen tahsil edeceğim. Hayır gibi düşünüyorum. Yani ben hani ihtiyacım yok ama hani birilerinin hani yapması lazım. Arap terimi korumamız lazım. Tamam, hani gibi bir şey yani. Cevabını üretemiyoruz. Birinci ve ikinci seviye kelam okusaydınız ikinci seviye. Yani ikinci kitap okusaydınız birinci kitabı 3 ayda biter. İkinci kitap bir 4-5 ayda biter. Yani haftada bir ders yaparak. 1,5 insan. Bu soruyu çok basit bir şekilde cevaplandırırdınız. Ve ben bu sorunun cevabını verdim aslında az önceki açıklamalarda. 15-20 dakika önce bu sorunun cevabı üzerinde konuştum. Ve kitapta da var. Hani okumuş olduğunuz bir yakından soruyorum. Yani hiç böyle kendinizi düşünerek bulacağınız bir cevap değil zaten. Yani düşünerek bulabilirsiniz ama zaten hani cevabı bayağı bir malzemesi. O sadece toparlayıp özetlemeniz lazım yani. Geçmişe doğru sonsuzluk biz imkansızdır diyoruz. Ama geleceğe doğru sonsuzluk mümkündür diyoruz. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Baştan en önemli kavram tarihi. Geleceğe doğru sonsuzluk mümkündür derken aynı manada mı söylüyoruz bunu? Sonsuzluk kavramını iki yerde de geçmişe doğru sonsuzluk, geleceğe doğru sonsuzluk aynı anlamda mı kullanıyoruz? Geçmişe doğru sonsuzluk her geçmişte olan bir fiil var olmuş değil midir? Peki geleceğe doğru sonsuzlukta gelecekte var olacak olan bir fiil var olacak. Ama şimdiden baktığı zaman geleceğe doğru sonsuz toplam fert bir fiil olarak var olmuş mudur? Olacak mıdır? Topluca beraber herhangi bir yani geleceğe doğru herhangi bir teamını durduralım. Toplamda ulaştığımız yer yani bir yerde cennette böyle yaşıyoruz. Böyle milyonlarca yer yaşıyoruz. Bir yerde bir sonsuzluğa geliyoruz falan. Yani böyle bir şey olacak mı mesela? Olacak herhalde. Olmayacak tabii. Hani dünya hayat ayrı zaten bir farkı yok bu manada. Sadece geçiş yapıyoruz. Biz de hayat bir diyoruz ya yani. Zaten bazı özellikler değişiyor. Yani bu odadan diğer odaya geçtiğim gibi bir şey aslında. Yani zamanın hakikati açısından bir şey değişmiyor yani. Biraz zamanın göreceliği bizim değişimimizin daha fazla takip etmek bilişsel süreçlerimiz muhtemelen farklılaşacak ahiret hayatında ama yani olay şu arkadaşlar. Şimdi şöyle cennette yaşadığımız bir şey inşallah. Yani bir nasıl yani? Böyle milyonlarca yıldan atlıyor sıkılmıyoruz da zaten. Böyle bayağı istediğim şey sıkılmadığı bir şey yok. Yani can sıkıntısı yani elem denir insan. Yani öyle bir şey yok. Elem olmayacak cennette. Böyle bu tartışmayı yaptığımızı düşünün. Mümkün değil mi? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Hadislerde biliyoruz insanlar dünya hayatında yaptıkları konuşmalar hatırlıyorlar. Tanışıyorlar falan. Yani kaç milyon geçmişti onlar. 5 milyon geçti yani. İşte sen şu tezisi olayla konuşuyorduk yani bakalım ne olacak falan. Geri dönüp şu sahneyi düşünüyoruz falan. Bakalım ne olacak cennetten geleceğe doğru sonsuzluk var mı yok mu diye tartışıyorduk falan. Dedim ki abi cennete bir girdik yani o sonsuzluk şeyde aynı ama böyle bir girdik yani. Peki geriye doğru şimdi baktığımız zaman sonsuz gerçekleşti mi yani? Hani bu bizim gelecekte olacak mı olmayacak mı diye düşündüğümüz sonsuzluk falan şu anda oldu mu falan diye baktığım zaman ne deriz o zaman? Bir düşünce deneyi gibi bir şey yapıyoruz yani cennetteyiz. Zaman yok durur tabii. Nasıl zaman yok? Cisim varsa hareket varsa değil mi? Haşı cismani iman etmiyor muyuz? Nasıl zaman yok?
İşte birileri bir kere görecek, birileri işte ayda bir görecek. Öyle bir şey olur mu? Zaman yok. Allah ayda bir kere görecek, bir senede bir kere görecek. O sene ayın itibariyle artabilir, değişebilir ama bir zaman var. Bir şey olur mu? Zaman sonsuz ne direkt öyle zaman var. Şimdi zaman bizim mevcut olduğumuz bir şey düşünebiliyor musunuz? İnsanlar böyle hareket ediyorlar bir yerde ama zaman yok. Hiçbir şey düşünemeyiz. Yanlış cevap, kapatalım. Başka bir cevap. Ne deriz biz orada? Yani diğer oradayız. Bunun hakikaten bir sonsuz zaman geçti mi falan desek yani. Duyamayız demeyiz. Değil mi? Peki bu cennete hep böyle devam etse. Bu ölümleri düzenli mutat olarak yapsak yani. Yani dünya hayatındaki tesessüf tartışmalarımızı hatırlamak için beni mutat özel davranıyor. Ben sizden mutat olarak yapsak. Hep yapsak. Yani hangi bir mecliste şöyle bir şey ulaştık mıyız? Valla abi tamam artık girdik yani. Bundan sonra gelecek şey doğru baktığınız zaman sonsuz bir şey olmuştu falan. Demek ki sonsuzluk gerçekleşecek mi gelecekte? Gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmeyecek tamam tabii onu demeye çalışıyorum ben. Niye gerçekleşmeyecek sonsuz demeyecek? Evet. Buradan şunu çıkarmayalım. Buradan şunu çıkarsak var. Sonsuz ne kovarım? Hoca bize. Ayrıca sonlu olduğunu ispat etti. Evet. Ne yapıyorum ki? Şunu demek istiyoruz yani şu manada ahiret hayatı sonsuzdur cümlemiz doğru ama manası şu yani sonu gelmeyecek. Yani bir sene bittiği zaman bir sene daha gelebilecek. Ama fiili olarak toplamda geçirilen hayat fiili olarak sonsuz bir hayatı yaşamış olacak mıyız hiç? Herhangi bir zamanda cennette. Hayır. Yani akan süre T anları ve durdurduk kestik yani. Her şey gitti cennette. Geriye baktık hep sonlu olacak. Hiçbir zaman o sonsuz denilen şeye giriş yapamayacağız yani. Anladınız mı? Yani gerçek manada ahiret hayatı sonsuzdurdan kastımız doğru olmaz. Yani sonra ahiret hayatı fiili olarak sonsuzluğun vücuda geldi. Bu manayı kastediyorsan. Çünkü mesela atıyorum bu odada elma var dersen ben. İlk kastımızın gerçekten elma var. Yani şunu kastetmiş olmam. Yani belki bir saat sonra buraya bir yeri bir elma koyabilir bu odaya. Yani bu odada elma vardan bu ikinci cümle anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Yani gerçek anlamıyla anlayacaksan. Bu odada gerçekten fiili olarak bir tane elma var. Yani elmanın varlığının imkanını kastetmiyorum değil mi? Yani ahiret hayatı sonsuzdur derken kastım şu. Yani ne kadar yaşarsak yaşayalım. Hep Allah Teala bize yeni bir sene daha bahşedecek, yeni bir sene daha bahşedecek, yeni bir... Ve bu Allah Teala'nın yeni seneler bahşetmesi durmayacak manasında ahiret hayatı sonsuz. Ama fiili bir sonsuzluk gerçekleşecek manasında değil. Şimdi de bahşediyor o zaman. Bu manada tabii ki yani hayat bahşediyor. Tabii yani ahiret hayatında bir şey yok ki ama dünya hayatı sonsuz. Dünya hayatı, yani bu hayatı dünya yapan hususiyetler yok olacak. Sadece mekan değiştireceğiz. Zaman ileriye doğru hep akıyor olması ama bir yerde tamamen durabilir zorunlu değil. Yani dünya hayatı da Allah Teala hani bildirmiş aynı durumda ama hani ayrı da olmayabilir. Ama dünya hayatı bir yerde çok kesip yok da edebilirdi yani. Değil mi yani? Bunlar hepsi mümkün. Zorunlu değil yani. Yani ileriye doğru sürekli gidiyor olabilmemiz zorunlu bir şey değil. Allah var edeceği için böyle iradesiyle. Değil mi? Problem yok. Evet. Şimdi oturdu mu? Fiili sonsuzlukla potansiyel manada sonsuz. Cennet sonsuz. Ama şu manada sonsuz. Yani yani fiili olarak sonsuz sayıda sene bir yerde bir şekilde yaşanmış olacak manasında değil yani. Yani aslında tamam. Dünya her zaman Allah Teala bahşedecek. Her zaman yeni bir sene Allah bahşedecek ve bunu bildirmiş bize. Yani Allah bize cennet hayatının sonsuz olduğunu bildirmiş ne demek? Yani cennet hayatı hiçbir zaman son bulmayacak. Bunu, bakın yani bu ifade daha son iradesi bulmayacak olur. Yani. Sonsuz demek son bulmayacak demek. Fiili olarak sonsuz olan bir şey vücuda geldi demek değil. Değil mi? Evet. Burayı anladık tamam. Yani. Nasıl böyle bir şey böyle bir şey yapıyorsa bizim dünyanın önünde cennet hayatı sonsuz yani sonsuz olmaz diyordu. Onun dediği zaman kardeşim sen geçmişte olanlar var olanlardır. Gelecekte olanlar var olacak olsa bile efendim geleceğe doğru imkan manasında yeni bir sene beklenmesinin imkanı ile onun bir fiil var olması aynı şey değil. Yani sonsuza kadar yeni bir şey ekleyebiliyor olmak, sonu gelmeyecek şekilde hep yeni bir sene eklenebilme imkanı, bu imkanlar aynı anda bir tek seferde beraberce vücuda gelmesi demek değil yani. Ben zaten o ahit yapamadığını düşünüyorum.
İyi, buraya alalım. İyi, tamam. İmanımız kuvvetlenir Allah'a. Kuvvetlenir tabii canım. Ya, kuvvetlenir. Gerçekten kuvvetlenir. Yani şu cümleyi var ya, biraz kudret sıfatı, mümkünatı, Allah'ın ilminin kudretinin bütün mümkünatı şamil olduğu bahislerini kenarda okuyun biraz üst seviye. Allah'a kadirun ala kulli şey, ala kulli şeyin kadir ifadesini var ya, böyle hayretler içerisinde kalacaksınız doğruluğu ve böyle hani ne böyle bir şahide ettiğinizi göreceksiniz yani. Aklen denirlerle ulaşınca öyle. Yani diğer bütün ihtimallerin imkansız olduğunu görünce o bile ayağım beyan olacak. Sıra bunu bir hakaret olarak mastan pasif emosyonumuz kabul ettik olmayacak yani. Gerçekten böyle bizim alırdığım bir derslerde ağlayan hocalarımız var. Mantık Kenan hocalarımız. Yani o şey Kenan eğer doğru bir usulle tasdilirse marifetullahın artması demek. Akli meleke yönünden yani. Sonuçta o da bir yol Allah'ın bahşettiği bir yol akıl. Ve çok önemli diyor. Bizi mükellef yapan bir vasıta yani. O vasıtayla ciddi bir marifete ulaşabiliyorsun. Ama her şey değil tabii o vasıta. Ve ulaştığın zaman marifetullah artıyor yani. Ama sıfatlarını falan hakikatini birlikte ahkamını daha fazla anlamaya başlıyorsun. Akli deliller üzerinden tahkik ediyorsun. Gerçekten bu kalimelerden neticeye intikal edin. Neticeyi artık taklit etmiyorsun. Neticeyi aydınlanıyorsun neticeye karşı. Yani dünya toplansa sana o neticenin aksini ikna edemezler seni yani. Delilin var yani. Ve biliyorsun kendini o delili bizzat kendin nazar ederek. Herhangi birinin söylemi bu delildir dediği için değil. Ben de baktım evet delil olduğunu kendim de gördüm diyerek yani ulaşıyorsun. Ve hakikaten büyük bir marifet oluşuyor. Şimdi biraz daha, şimdi bu biraz daha teknik açıklamalar ve bir şüpheyi def ettik. Peki gerçekten evrenin bir başlangıcı olduğunu, yani en önemli şey geçmişe doğru sonsuzluğun var olduğunu söylediğimiz anda bir şey varsa eksik olarak var olamaz. Mesela A vardır dersen, ya A bir bütünsel bir şeyse, yani parçalardan oluşan bir şeyse, mesela A'nın yarısı varken A vardır diyemem. Değil mi? Diğer yarısının var olmasını beklemem lazım. Bu manada şöyle düşünün. Sonsuz sayıda sene geçti, sonsuz an geçti, sonsuz zaman geçti şu anda üzerimizden. Biri derse bunun doğru olması için bakın o sonsuzu vasıf yaptığı şeyin hepsinin beraber olması lazım. Yani diyelim A sonsuzdur. Mesela zaman sonsuzdur dedi. Şu ana kadar geçmiş olan zaman sonsuzdur. A dedi şu ana kadar geçmiş olan zaman. Şu ana kadar geçmiş olan zaman nokta gibi basit bir şey değil, değil mi? Parçaları bir bütüne görebileceğiniz bir şey. Peki bunu sonsuz vardır dersen ve bu sonsuzdur dersen ve vardır bu sonsuz dersen bu dediği işaret ettiği şey yani geçmişteki zaman bunun şu ana kadar geçen zaman bunun hepsinin var olması lazım değil mi? Mesela bir miktarı var olduğu zaman mesela A vardır diyemiyoruz değil mi? Mesela A'nın yarısı varken A vardır diyebiliyor muyuz? Bakın mantıksal bir şey. Çok böyle basit şeyler konuşuyorum gibi geliyor ama aklını takip edip ben. Şimdi bundan sonra ben desem ki sonsuz var. Varsa o halde şöyle bir şey düşünün. Daha bekleyecek bir şeyimizin olmaması lazım. Tamamlanmış oldu. Evet. Yani böyle bizim babacığım şöyle basit bir örnek veriyor. Daha basit bakın bu örnekte işimizi yaralım. Daha basitleştirelim. Mesela ben çiğ köfte yapacağım. Tamam mı? Bir şeyin çiğ köfte olması için 10 tane malzeme lazım. Atıyorum yani. Tamam 10 tane malzeme lazım. Değil bu 10 malzemenin 3'ü yokken benim elimdeki 7 malzemeyi karşılarak yaptığım şey mesela bir şey var ama orada ona çiğ köfte denmez yani. Çiğ köfte vücuda gelmedi dedi. Yani daha hala tam eklenmeyi bekleyen 3 tane daha malzeme var yani. Tamam. Şimdi şöyle bir şey düşünün işte zaman sonsuzsa ve hala buna bir şey ekleyebiliyorsa o tamamlanmamış hala demektir. Yemek üzerine olmuş. Var değil yani. Var olsa bekleyeceğimiz bir şeyin kalmaması lazım yani. Öyle bir şey var mı? Yok işte. Yani sonsuz yok yani. Sonsuz yüzü de gelmemiş. Gelemez. İmkansız diyoruz zaten. Ondan dolayı yani. Çıkartıyor belki. Onu da... Çok basit oldu. Olsun seni daha. Ağzıyla böyle çok şey kişimsel oluyor yani. Miktar daha böyle. Ağzıyla aklıma su geldi yani. Bir şey yer var, yer var. Su var mı? Yok. Var yani. Ama bazıları da çoğu da su ismi kullanılabiliyor ya. İşte öyle. Sen Kur'an okuyun diyorsun. Bir ayet okudun. Bütün Kur'an'ı okumuş olman gerekmiyor. Bütün Kur'an'ı okuyan da Kur'an okudun. Bir ayet okuyan da Kur'an okudun diyebiliyor. İşte Kur'an. Mantık falan. Onlar mantıkta işliyoruz. Şeklik lafız mütevazı ile bahsediyoruz.
tarihinden zorunlu tarihler. Şu kavramları ya, müşekkek lafız, müşterek, manevi, mütevati falan. Bunlar yani mantıkta ilk derslerde lafız bahisleri olurdu. İsterseniz kelamcı olun, isterseniz hadisçi olun. Bakın isterseniz böyle şey olun. Hani böyle sosyolog, tarihçi olun. Sizin bu dil ve dile ait anlama dair temel kavramları ve temel çerçeveleri bilmeniz lazım. Yoksa çok fahiş hatalara düşebilirsiniz. Mugalatalara anlamsız cümleler saldırılır sizden. Çirşi şeyler söylersiniz. Allah Allah'ım ya. Hani dersiniz burada bir çelişki var. Biri Kur'an okudum diyor, biri okumadım diyor. Allah'ın çelişki görürsün. Yani bir hepsini okudum diyor. Aslında yani Kur'an öyle bir daha sevdiğinde lafı da çoğu da şamil gelebiliyor. Yani başın dörtte birini mi mesedeceğiz? İki tane tüyü, iki tane saç telini mesetmek yeterli mi? Bu tartışma buradan çıkıyor yani mesetler arasındaki. Dörtte bir. Mesed lafı Arap dilinde lafı da çoğu da mutlak olarak kullanılabiliyor. Sen dörtte biri farzdır veya vaciptir dersen Kur'an'daki mesed ayeti dışında, hadislerdeki mesed hadisleri dışında onun hadise abdestin geçtiğini ve farz olduğunu gösteren sensin. Harici deliller getirmen gerekir. Benim değil. Yani bir Şafii olarak. Sen Şafii olarak başın dörtte birini mesletmek vaciptir dersen senin mevcut delillerin dışında belli bir şekilde ikna harici bir delil getirmen lazım. Ve senin pozisyonun çok zor hale geliyor. Ben bir Şafii olarak diyor ki bak ayette mesel geçiyor. Mesel iki telin ıslatmak için de kullanılıyor Arap dilinde diyorum. Ben bunu yaptım ama ayetin emrini yerine getiriyorum diyorum yani. Sen diyorsun ki hayır getirmemiş oluyorsun. Dörtte birini yapman lazım. Bunu nereden çıkarttın diyoruz yani biz. Anlıyorum işte. Benim derinde bak bu fıkıh meselesi yani. Ne kadar dinle alakalı, mantıkla alakalı. Ne kadar basit bir mevzu gibi gözükse de. Basit bir mevzu çok derin kökleri var bunun. Dinin anlamla alakalı. Lafızdan anlama nasıl geçiş yapıyoruz? Anlamların kendi içerisinde bir derecelilik meselesi var. Bir de mantık meselesi var yani. İlerlemelerin çelişik olmaması meselesi yani. Çok acayip bir şey bunlar. Yani o mantığın temel seviyelerini, kelamın temel seviyelerini, usul-i fıkhın temel seviyelerini herhangi bir ilimle, bakın İslam, bırakın İslam ilimlerin, herhangi bir ilimle iştigal edenin bilmesi lazım. Yoksa mümkün değil yani yaptığı şeyin tutarlı bir ilim olması. Yani facialar çıkabilir yani. Kendi yine. 4 yıl geçemeyin. Ben alsın. Şimdi devam edelim. Şimdi delilimiz ne dedik? Biraz şey dedi, sonsuzluğun var olduğunu söyleyen insan, vücuda gelmiş olduğunu söyleyen insan bunun tamamlanmış olduğunu söyledi. Ama sonsuzlukla tamamlanmak yuvarlak kare gibi bir araya gelemeyen kavramlar. Sadece kavram tahlili düzeyinde biz bir insanın zihni geçmişe doğru sonsuzluğun olamayacağına dair ikna edebiliriz. Kaldı ki daha sofistike, burhan-ı taklit, burhan-ı tedavüf, inanılmaz sofistike mantıksal delillerimiz var. Onları belki maalesef de çok yapmayacağız ama bunları bir hemen hızlıca bir ara yaparız. Tahtında falan gelecek dersler aşağıda yaparız. Burhan-ı taklit size hızlıca 5-10 dakikada takrir edeyim ve aydınlanırsınız. Üstelik yani geçmiş edelim olsun ama yani böyle bir kavram oynayın da belki az önceki delillerde bir oyuna getirmiş olabilirsiniz. Ama burada öyle bir şey yok falan dersiniz yani. Kesinlikle o zaman bariz ve nermeler şeklinde ya çelişkiye düşerim ben. Sonsuza doğru zaman gidiyor dersen çelişkiye düşerim. Bunu kesin anlarsınız yani Burhan-ı taklitte. Eşleştirme yani. Şimdi bir tane daha burada güzel bir delil gibi bir şey var. Diyor ki yani tamamlanmış sonsuzluğun hiçbir zaman olamayacağını, imkansız olduğunu şöyle birçok paradoksa sebep olur diyor. Birçok işin içine çıkardı ve çelişkiye bize götürür. Yani geçmişe doğru sonsuz var oldu dediğimiz anda, fiili sonsuzluk vardır dediğimiz anda şöyle çelişkilere ve paradokslara düşeriz diyor. Birçok örnekten mesela şunu düşünelim. Yaşadığımız zamanda 10 yıl öncesinden öncesi de, 100 yıl öncesinden öncesi de, milyar yıl öncesinden öncesi de buna göre sonsuzdur. Şimdi biz bundan geçmişe doğru diyelim ki bilmiyoruz. Evrenin başlangıcı var mı yok mu? Bir şıkkı elimize alalım bakalım yani bizi bir çelişkiye götürüyor mu? Garip bir duruma götürüyor mu? Götürüyorsa onun yanlışlığından şüphelenecek. Yani birinci şıkkı evrenin bir başlangıcı yoktur diye bakalım.
Bakar ben acaba Burhan Uğur farz ederim ki evrenin bir başlangıcı yoktu. Peki evrenin bir başlangıcı yoksa mesela buradan geriye doğru sonsuz sene geçmiş olması lazım. Peki mesela diyelim Nuh tufanından buraya kadar 5000 sene geçti diyelim. Nuh tufanından geriye doğru gitsek gene sonsuz sene olması gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor. Diyelim 1 milyon yıl önce geriye gittik. Ben de ya şu fosil o fosil olduğu zamanda bakalım. Oradan geriye doğru bakarsak kaç yıl geçti? Gene sonsuz yıl geçti. Biraz daha geriye gidelim. Mesela 13.7 milyar yıl geriye gittik. Oradan geriye bakarsak hala gelen başlangıcı yoksa hala sonsuzda 100 milyar yıl, 1 trilyon yıl öncesinden geriye bakarsak hep geçmişte sonsuzla. Bu garip bir şey değil mi yani böyle biraz düşünün üzerinde. Yani ne kadar geriye doğru derse gidelim. Derin sonsuz ki yani sonsuz demeyeyim de sonsuza çok yakın inanılmaz büyük bir sayıda yani. Yani infinite small diye bir şey ya. Yani sıfıra en yakın sayı diye bir şey farz ediyoruz. Mesela hani 0.00001 diyelim ki böyle bir sevdiğim işaret kullanılır matematikte. Infinite small derler. Yani sonsuz sayıda küçük yani. Tam sıfır değil ama yani sıfıra en yakın noktayı düşünüyor sıfırla bir arasında. Buna böyle bir isim var sayılır. Böyle bir elde tuttuğumuz bir sayı yok. Gösteremiyoruz yani zaten. Ondan sevgili aynı şey. Sıfırlık diye bir şey olmadığından gösteremiyoruz. Onu bilmiyorlar. Neyse. Onu sorgulamıyorum. İşi yani ne yani? iPhone'u üretiyorum onu. Yaptığı zaman o devre. Ama ona bakıyor yani. Bilim onları hava atalım. Şimdi şöyle düşünün. Böyle İnanılmaz büyük bir sayıda geriye gittim. Geriye tekrar bakıyorum. Hala sonsuz sene var geride. Bu sonsuz nasıl bir şey ki yani? Ya bu nasıl bir şey yani? 100 milyar yıl öncesinden geriye doğru giden zaman da sonsuz. Şimdiden geriye doğru giden zaman da sonsuz. E bu 100 milyar yıl hem var hem yokmuş gibi bir şey. Anladınız mı? Bu bir şey değil mi? Yani bir şey aynı anda var mı yok olabilir mi? Nasıl geçiyor yani? Yani olmayabilir o zaman. Yani zaten değil de hani zaten varsayıyoruz yani. Varsa hani 100 milyar yılına geriye gidebiliriz yani sonuçta sonsuz. Ama gittik diyelim. Hani madem ki sonsuz gidebiliriz lazım. Gittik. Geriye baktık. Kaç yıl kaldı geride? Gene sonsuz. 100 milyar diye. Ne kadar gidersek hep geriye yani. Hep sonsuz yani. Bu garip bir şey değil mi sizce yani? Mantıksız bir şey olduğu için galiba. Çelişkili çünkü bunlar. Bakın ne diyor. Diyor ki milyar yıl öncesinden öncesi de buna göre sonsuzdu. Fakat o zaman 10, 100 veya milyar yıl eklemeyle yılların sayısının hiç artmamış olması gerektiği gibi. Şimdi biraz bir şey var mı? Mesela ileriye doğru gidelim. Yani 100 milyar yıl öncesinde şimdi 100 milyar yıl bugüne doğru gelelim ve ileriye doğru da gidelim. 10, 100 veya milyar yıl eklemeyle yılların sayısının hiç artmamış olması gerektiği gibi saçma bir sonuçla karşıya kalırız. Çünkü sonsuz bir sayıyla toplanınca yine sonsuz olur. Yani bir sayı sonsuz olduğunu düşünürsek sonsuz bir sayı olur, yine sonsuz olur. Sonsuz toplamayla artmaz yani. Bundan anlaşılması gereken gelecek zamanın sonsuz olması ile geçmişin sonsuz olmasının çok farklı olduğudur. Gelecekteki sonsuzluk fiili bir sonsuzluk değil. Hep artmasının mümkün olması manasında sonsuzluk. Yoksa gelecekte de herhangi bir zamanda, bak geleceğin herhangi bir zamanında her zaman sonlu sayıda sene yaşanmış olacak yani. Evet. Cennet hayatında her zaman sonlu böyle bir tarihimiz olacak. Hep sınırlı bir tarihimiz olacak. Öyle düşünün. Yani geçmiş cennette hiçbir zaman şöyle bir hali yaşamak. Oh be şu yüzeysiz tarihimiz oldu. Böyle bir şey olacak mı mesela cennette? Vay be sonsuz olan tarihimiz var yani. Ya bu şey böyle değil mi? Zaten ezeli bir tarihimiz var. O da Al-Kaide muhalif olsun. Cümle de saçma. Garip bir şey oluyor. Evet. Sorumuzu düşünmeyin. Kısaca bir şey kalmadı. Ben olmaz mı? Nasıl yani? Sonu düşünmeyin, zamanı düşünmeyin. Gelmiş geçmiş bir günleri yani. Olur mu? Yani bu şey böyle bir sonu düşünüyorum. Sonu düşünmesek, düşünmesek bir türlü sonlu bir sayıda bir zaman var yani. Düşün, yani sonu yok zaten. Sonu gelmeyecek. Sonu gelmeyecek. Sonu gelmeyecek eğleniyorsun. Sonu olacak. Düşünmüyorsun. Düşünmeyince de. Düşünmeyince de. Düşünsen şöyle. Geçen de. Eklenebiliyor. Oraya hususi olarak düşünmenin bir anlamı olmuyor. Yani. Hiç fark edemiyorsun ya.
Yok, fark edebilirsin belki ya. Hatta gittikçe zevkin daha çok ortamın yanında çok yaşandığını düşünsene mesela. Sırf çok yaşadığımızdan göre böyle hoşumuza bir şeyler düşünüyor olabilir. Hem de lezzet alabiliriz yani. Aşkadır tecrübe oldu cennette. 5 milyar yıl yaşadık ama. Ya başka yerde gittik yani falan yani. Çözdünüz yani. Şimdi hata hep bir şey yani. Bizi dinler olmayanlar böyle şeyde mahrum var yani. Yani yaz gelecek biraz alt. Evet, Allah muhafaza böyle bir taraf var ya. Muhafaza ailesi. Ben olsun. Bakın diyor ki şöyle özetliyor. 2-3 önermede. Şu sonsuz olan 5 adımda özetliyor. Değil. Sayfa 30 bu kitaptaki. Evren ya başlangıca sahiptir ya da sonsuzdan beri vardır. İki ihtimalden dışına çıkamayız. Bak beni diyemez yani bu hayır ikisine olamaz falan çelişkiye girer yani. Kesinlikle bir gerçekleşiyor. Yani gerçeklik bir tarafta diğeri balta. Bak bunu iyi dinler diyor ki iki sonsuz sürekli olarak ilerlemeyi ve ilerlemeyi tamamlanamayanı ifade etmektedir. Yani sonsuzun anlamı bu. Bakalım. Üç, evrendeki geçmiş zaman sonsuz ise bizim bu noktada var olabilmemiz için sonsuzun tamamlanmış olması lazımdır. Üçü özellikle işaretleyip çiğ köfte örneğini daha da genişleteceğiz yani. Üç çok önemli. Okuyorum. Evrendeki geçmiş zaman sonsuz ise bizim bu noktada var olabilmemiz için sonsuzun tamamlanmış olması lazımdır. Yani benim varlığım için sonsuz sayıda zamanı geçmiş olması lazım ki ben var olacağım. Tamamlanmış. Bu neden böyle? Bakın neden böyle? Bu çok dediği değil bu üçüncü önerdi. Yani benim şu anda var olmam için sonsuz sayıda zaman geçmiş olması gerekir. Sanki aynı iddiayı tekrar ediyormuşum gibi olur. Yani evren sonsuzdur. Yani işte evrenin bir başlangıcı yoktur. Sonsuz bir zaman geçmiştir benim üzerimde. Sanki iddiayı tekrar ediyormuşum gibi geliyor. Tekrar için bu bir delil olmaz. Çünkü zaten yani iddianın, ispat etmek istediğin iddianın deneyimin bir mukaddemesi kılamazsın. Bu ne diyoruz? Totoloji veya musadara diyoruz değil mi? Musadara ve makbub diyoruz. Böyle bir şey yapma hakkımız yok bir argümantasyonda. Mesela buraya kasıt şu. Şimdi bu burayı çok dikkatli dinleyin. Karşımızda kim olursa olsun sebeplilik diye bir şey. Bizim kendi kendimize böyle bir anda, şu anda varlığımızın bir anda olduğunu söyleyemez değil mi? Biz yani bundan önce de vardık bir sene öncesinde. Sonra biz küçüktük. Sonra babamız annemiz vardı. Babamız annemizin de babası annesi vardı. Bakın bu sonra da dikkat edin. Yani bizim diyelim ki böyle Allah Teala'yı tanrının herhangi evrene müdahalesi hiçbir şey düşünmüyoruz. Bakın hiç düşünmeden konuşuyoruz şu anda. Cümlenin hiçbirinde öyle bir mana yok. Öyle bir varsayım yok. Tamam biz sebep dedik. Yani ben neden varım? Yani doğal bir varlık var ya. Çünkü işte ne oldu? Ben şu anda bir şeyler yiyorum için benim hareketim, vücudum, bedenim nereden geldi? İşte organizma biyolojik olarak atomlar, moleküller toplanıyor falan filan, nutfe oluştu, DNA eşliyor birbirini falan. İyi neden o DNA'lıymış? Çünkü nutfe işte şey bir araya geldi. İşte annenin sürübün şeyine düştüm, rahmine düştüm, babamın nutfesiyle falan. Hani böyle bir bilimsel bir sebeplilik içerisinde geriye doğru ineriyor. Bakın burada iyi takip edin burada. Benim şu anda var olmam için geçmişe doğru diğer bir babama kadar milyon tane sebebin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani barbi ağda çarpmamış olması lazım. İşte enzimlerin iyi çarpması, kanser olmaması lazım. Mutasyona uğramamış olmaması lazım. En bütün yani hücrelerdeki işleyişin hepsini böyle tıkır tıkır işlemiş olması lazım. Hani 30 senedir diyelim. Değil mi? Milyon tane sebep var. Benim doğduğumdan bugüne kadar. Bir de doğumu tetikleyen sebepler var. Babamın var olması falan. Babamın varlığına gelene kadar da milyon sebep var. Öyle devam edelim. Milyonlarca sebep var. Diyelim ki Eğer sonsuz olsaydı geçmişe doğru, bu sonsuz sayıda sebebin birbirini tetikleyerek benim şu anda buraya var olarak vücuda gelmiş olmam lazımdı. Anladınız mı? Artık zamanın sonsuzluğundan değil, sebeplerin sonsuzluğundan da bahsediyoruz. Burayı iyi anlayın. Zamanlar daha böyle bir çizgi gibi geliyor ya, hani böyle homojen bir şey yani. Yani bu çizginin her yeri aynı, o da bir sene, o da bir sene, hani bir şey fark etmiyor yani. Ama şimdi sebepleri düşünün ve bu sebeplerin uğradığı merhaledeki sebeplerin vücuda geldiği dünya ve an farklı yani. Şimdi benim şu anda var olmam için eğer sebepliliğe inanıyorsam, ben bilim diye bir şey yapıyorsam ve evrenin bir başlangıcı olduğunu düşünmüyorsam, bakın gene bir ayetim, benim şu anda şu şekilde seninle konuşup var olabildiğim için ve senin var olabilmen için sonsuz sayıda sebebin birbirini tetikleyerek gelmiş olması lazım.
Evet. Anladınız mı? Evet. Burada şu akla geliyor. Peki benim varlığım için sonsuz sayıda sebep kümesinin her bir sebebi gerçekleşmesi lazım. Dedim ki o 1 milyon yıl önce veya 100 yıl önce bir sebep olmadı diye babama bir taraf arabada çarptı öldü. Yani mutasyona uğradı. Enzimler çalışmadı. Öldü. Ben var olur muydum yani mesela? Olmamam gerekli değil mi bilime göre? Burada yani, örnek veriyorum sadece orada. Bu sonsuz sayıda sebebin hepsinin beraberce tamamlanmış olması gerekiyor. Yani. Anladınız mı? Evet. Yani bir tanesi eksik olsa bir de benim var olmamam lazımdır. Peki sonsuz sayıda sebebin var olması demek o çiğ köfte örneğindeki gibi. Çünkü 3 tane malzeme eksik çiğ köfte varlığa gelemiyor. Hepsinin bir arada olması. Hepsinin var olmuş olması lazım. Beklenen bir şeyin olmaması lazım daha. O sonsuza yani. Gideceği için. Evet ama böyle bir şey de garip değil mi yani? İşte hala o sebepler devam ediyor. Şöyle bir şey akla geliyor. Ya bundan sonsuz olursa biz sonsuz sebepler silsilesi yani 10 milyar yıl önce tamamlanmış olması lazım. Yani 10 milyar yıl önce de bu sebepler silsilesinin sonsuz zaman geçtiği için neden bekledi ki bu sebepler silsilesinin tamamlanması? Zaten hani 100 milyar yıl önce de sonsuz bir zamanım vardı. Hani tamamlanacak olsaydı 100 milyar yıl önce de benim var olmam lazım. Yeteri zaman vardı yani. Yani sonsuz zaman varsa sebeplerin toplanıp vücuda gelmesi için gene sonsuz sayıda zamanı olduğu için neden beklendi ki şu ana kadar? Neden ben 10 milyon yıl önce cevap olmadı? Hani şöyle bir şey denemez yani. İyi de sebeplerin vücuda gelmesi bir zaman lazım. İyi de sonsuz zamanı var. İstediğin sebebi istediğin zamana dağıt yani. Bir gariplik oluyor. Neden bekledin? Benim şu anda varlığım neden bekledin? Neden 10 milyar yıl önce, 100 milyar yıl önce var olmadım? 100 milyar yıl öncesinden de sonsuz sayıda zaman vardı. E sonsuz sayıda sebebi vücuda gelebilmesi için sonsuz sayıda zaman vardı. Neden bekledi yani benim şu anda muayyen bir şekilde? Demek ki yokmuş. Demek ki yok. Bu kadar basit. Ne kadar basit. Çok önemli bir ispat yani. Bakın bunu iyi anlarsın. Burada daha 2-3 tane büyük önerme çıkardık ve bunları kullanacaksınız sürekli argümantasyonlarınızda. Benim var olmam için evrenin de başlangıcı yoksa sonsuz sayıda sebebin birbirini tetkilemiş olması lazım. Ve bu sonsuz sayıda sebep neden sonsuz 100 milyar yıl önceden de sonsuz zaman varken bu zamana sığmıyor muydu bu sonsuz sebep? Cümle de haklıydı yani. Öyle şey yani. Sonsuz sığmıyor muydu? Evet sığmıyor muydu yani. Hani sonsuz hani sonsuz karşı sonsuz istiyorsan sonsuz zaman da var. Hani dersin sebepler sınırlı değil sonsuz sebep olduğu için hani böyle belli bir zaman dilimi yetmez tamam sana sonsuz zaman veriyorum. 100 milyar yıl önceye git ondan öncesinde senin için sonsuz bir zaman var. Hadi var ol. Hadi var ol o sebeple. Neden bekledin? Neden ben şu muayyen bir zaman diliminde var oldum? Eğer sebebilik üzerinden var olacak olsaydı sonsuz ezelden böyle alem bir çap dönüyordu falan. Tamamen dağıtım arkadaşlarım. Öyle böyle onu değil. Neresinde tutsanız elinizde onu kalır. Onu savunmak için şey mi diyorlar yani? Şans mı diyorlar sadece? Yok şans demiyor. Yani. Diyorlar. Yani takdir ilahi de demiyorlar. Onu bir sebep. Yani eskiden diyorlar. Mesela İbn Sina'lar bunu diyorlar. Bakın şu rezil görüşe sahipler mi İbn Sina'lar yani? Evet sonsuz sayıda sebep gerçekleşmeseydi sen var olamazdın diyor. Sonsuz sayıda ezeli hareket olduğu için selam oldun ve sonsuz sayıda zaman da vardı ve birini karşılıyor gibi bir şey diyor. E peki nasıl bu sebepler hani sonsuzdan beri bir yerde yani 100 milyon yıl önce de tamamlanabilirdi yani. Yine ona bir cevap yok bakın. Artı. Şimdi daha büyük darbeler geliyor. Bu hiçbir şey. Şu ana kadar bir yerlerin başlangıcı olmadığına yere dair bu kadar şeyi bir tarafa bırakın. Bundan sonrası asıl önemli. Hani sebepler sonsuz olarak zaman sonsuzdan beri var ya. Şöyle bir şey yani herhangi bir şekilde geçmişte doğru bir yere gitsem, dursam, baksam sonsuz sayıda zaman olacağı için yani bir şey varlığa gelmişse öncesinde bunu varlığa getiren sebepler silsilesini sonsuz kendi tekrar ediyor olmuş olması lazım. Yani bir şey ne süreliğinde diğeri ne süreliğinde geçmişe değeri 3 kere gerçekleşmiş olamaz yani. Yani herhangi bir şey vücuda geliyorsa bakın bunu çok iyi dikkat edin. Diyelim şu anda bu kalem vücuda geldi. Bu kırmızı kalem 100 yıl önce yoktu. Emin olabilirsiniz. 100 yıl önce olabilir. Tabii hiç kimse bundan şüphe etmez. Şimdi bu kalem vücuda geldi ya. Değil mi bu kırmızı kalemin benzeri yani. Bir kalemin kaç kere vücuda gelmiş olabilir? Diyelim 20 kere. Yani teknoloji yenildikten sonra bir şey gibi tükenmez kalem. 20 kere var oldu ya. Şu günümüze kadar 1 milyon tane yapıldı. Bu kırmızı kalemin benzeri. Peki şöyle bir şey diyebilir mi bir insan?
Ulanlar bu kırmızı kare bilmiyorken bizim tespit edemediklerimiz böyle ama tespit edemediklerimiz sonsuz sayı zaman ve sevgililik silsilesi aslında bu kare de sonsuz sayıda bugüne kadar var olmuş ve çürümüş yok olmuş değişmiş bozulmuş olması gerekir falan. Demesi gerekmiyor mu? Neden biliyor musunuz? Ki bu kare varlığa getiren sebepler silsilesi neyse bunu 3 kere 5 kere sınırlı sayıda varlığa getiremez. Çünkü sonsuz kere o sebeplilik de sonsuz kere tekrar edecektir. Yani bu kalemin varlığa gelmesi gerektiği sebeple sonsuz kere tekrar etmesi gerekecek ve sonsuz kere bu malumun, bu müsebbebin varlığa gelmesi gerekir. Yani geçmiş burada geçtiğe doğru gidip şöyle bir şey diyemez bir insan. Yani toplamda mesela güneş işte bilmem şeyin karşısında 3 kere denk geldi şu ana kadar. Mesela böyle bir şey dersen mantıklı olur mu? Güneş ezelden beri dönüyor, Venüs ezelden beri dönüyor. Tamam mı? Yani kadim düşünceyi şey yaptım mesela felekleri düşündüm böyle işte bu bir küre ne yaptı ya zaten dönüyor ama saçmalama inanıyorlardı yani öyle düşünün. Şöyle bir şey diyebilir miyim? Yani Güneş ve Venüs'ün işte şu açıdan karşılaşması sınırlı sayıda oldu geçmişte. Sonsuzlarsa o sınırı koyamazsın. Yani diyelim 10 kere oldu diyebilir miydi gibi bir sinyal falan? İşte diyemez sonsuzu. Diyemez değil mi? Neden? Çünkü bunun bu şekilde bu açıyla karşılaşması karşılaşması belli bir sebeplilik içerisinde oluyor yani. O şöyle yazacak. O yüzden belli bir şey var. O yüzden tamam böyle sınırlı sayıdıklar var. Buradan bunlar iyi sınırlı sayıdıklar ama sonsuzluklar beni dönüyor bu isimler. Yani bu kadar garip şeyler yani. Burada sonsuzluğu kabul etmiyor isimler cihetinden. Yani evden sonsuzluklar genişliyor demiyorlar yani. Genişliyor diyor yani. Hep var orada falan. Sonsuzluğu demiyorlar. 10 tane küre var. Bu 10 tane küre yani karşılaşma ihtimali sınırlı. Bir karşılaşmada, belli bir açıda karşılaşmada gerçekleşmesi için toplamda sınırlı sayıda ihtimal var. Bu sınırlı sayıda ihtimal, eğer bu sonsuz kere dönüyorlarsa, sonsuz kere bu her bir ihtimalin gerçekleşmiş olması lazım. İşte 30 derece açıyla karşıya sonsuz kere gelmiş olması lazım. 50 derece açıyla da sonsuz kere gelmiş olması lazım. Bunlar sonsuzsa bakın seviniyor. Ay altı halini düşünün kadim şeyden ya da modern yerini düşünün. Ya bu sebeplerle birbirini tetikleyip oluyorsa aynı şeyi tekrar ediyor. Sürekli gel DNA eşleşiyor, sürekli bu oluşuyor. Sürekli DNA eşleşiyor, sürekli bu enzim vücuda geliyor falan. Güneş ışığına vuruyor, şuna sebep oluyor. Yağmur, bulut, buharlaşma. Yağmur, bulut, buharlaşma. Onu düşünün falan. Yani yağmur, bulut, buharlaşma döngüsünü, mesela yağmurun yağmasını bir kere değil sonsuz kere olması lazım. Veya atıyorum 1 milyon kere yağmur yağmış olmaması lazım. Evren sonsuzsa yani. Ya sonsuz kere yağmur yağmış hep olması yağmur lazım. Hep yağmur o zaman. Hep yağmur değil yani. Şey, o da ayrı bir şey. Aslında o da gerekiyor da oraya gitmiyoruz. Yani her şeyin aslında şöyle bir tek biraz ekran gibi olması lazım. Olmaması lazım. Çeşitlilik olmaması lazım bakın. Evrenin bir başlangıcı yoksa çeşitliliğin olmaması lazım. Bir yerde o termal ısı dengesi var ya termodinamik ısı. O ne açmış olmaması lazım. Beklenen bir şey değil bir şey olamaz yani bakın. Sonsuz bu yani. Bundan dolayı şimdi geriye doğru gidip bakalım. İnsanlar sonlu. Dünyadaki tarihsel hadiselerin hepsi sınırlı. Her şey sonlu şekilde vücuda gelmiş yani. Ona rağmen evrenin bir başlangıcı yok. Böyle bir şey imkansız çelişkilik. Yani şu anda bir şey vücuda gelmişse bakın herhangi bir şey vücuda gelmişse şu anda ve evrenin başlangıcı yoktur diyorsanız bakın bunu unutmayın. Bu vücuda gelen şeyin bir benzerinin sonsuz kere vücuda gelmiş olması lazım. Çünkü ya bu sebepli bir şekilde vücuda gelmiş olacak ya da kendi kendine antisebepsiz bir şekilde diğer var olanlardan bağımsız olarak pırt diye böyle varlığa gelmiş olacak yani. Böyle varlığa böyle çıkmış olacak abi. Bunu demiyorsa kimse bunu demiyor değil mi? Kimse ne oldu? Ben bir anda kendim var oldum. Bir şey diyor mu şu an? Bir doğdum 25 yaşında. Bir doğdum yani bir geldim hani vücuda 25 yaşında şu halimle geldim. Kimse bunu kabul etmez. Bir şey vurduysa geliyorsa ve geliyor. Kimse bunu inkar ediyor. Ve sebepler de vurduysa geliyorsa ve evrenin bir başlangıcı yoksa bunun sonsuz kere var olmuş olması lazım benzerini. Bunu kimse size kabul eder mi sonsuz kere var olmuş olması? Herhangi vücuda gelen şey değil. Dolayısıyla evrenin başlangıcı olması lazım. Nokta. Sebeplerin birbirini tetiklemesini seviyoruz. Çok acayip şeyler bunlar yani. Ama tabii. Şimdi şurayı da okuyalım inşallah bitireceğiz. Yani. Hemen bitirelim. Sonsuz eklemeyi de tamamlanamayacağına göre ve bizim var olmamız inkar edilemeyeceğine göre evrendeki geçmiş zaman sonsuz olamaz. Biz varsa sonlu sayıda sebeplerle var olmuşuzdur. 5 öyleyse evrenin bir başlangıcı vardır.
Ya buradan önemli bir sonuç daha çıkıyor diyor. O da çok önemli. Evrenin bir başlangıcı var olması demek. Bakın şöyle bir şey, bu dersin başında söyledik. Zaman dediğimiz şeyin de yaratılmış ve sonlu olması demek. Bu çok önemli bir sonuç. Hani evrenin başlangıcı vardır. Ama hani evrenin başlangıcından önce zaman falan böyle akıyordu da bir anda böyle o akan homojen hiçbir şeyin olmadığı bir zaman çizgisinde bir anda Allah ol dedi ve evren o zaman çizgisi ve zarfı içerisinde vücuda geldi. Tarzında bir anlayış yok. Bakın zaman dediğimiz hadise de yaratılmış bir şey. Eğer bu var olan bir şeyse zaten yaratılmış. Zaman kavramının karşılığı mevcudi, vücudi değilse, itibari değilse o itibarın menşei olan hareket ve değişim ve cisimler var olmuş ki zaman algısı ve itibarı bir yerden itibaren başlıyor. Zamanın kendisi vücudi mevcut olan bir entite, bir nesne değilse bile bu zaman algısının vücuda gelmesi, itibarının, mülahazasının sahneye gelmesi ne sebep olan menşe-uz zaman diyebileceğimiz cisim ve hareketin bir başlangıcı var. Cisim ve hareketin bir başlangıcı varsa ondan önce tabirinin ne anlama geldiğini bizim açıklığa kavuşturmamız lazım. Bu tabiri kullanıyorsak ki kullanıyoruz. Bunu gelecek derste biraz buraya gireceğiz. Burada hani o ezelle hudusun ne anlama geldi? Allah Teala niye bekledi bu kadar zaman tarzında? Allah Teala kadir değil mi? Ezelden beri hallak sıfat yok muydu falan? Beklemesi falan bir haşa atalet falan gibi tarzındaki aptalca bu meşayilerin söylediği nakısça şeyler, yani dalaletten gelen, marifetullah'tan, yani marifetullah'ın eksikliğinden gelen aptalca sorgulamalar, yani iradenin zaten selbinden kaynaklanıyor bu. Tamam, iradeye bağlayacağız. Bakın iradeyi buraya bağlayacağız, çok olacaksınız. İradeyi bugüne kadar anlamadığınızı anlayacaksınız. Yani çok basit anladığınızı anlayacaksınız. İrade kavramını. Tamam. Onu oraya bağlayacağız. Ondan sonra diğer delillere devam edeceğiz. Çok daha kolay olacak. Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi alan iradesiyle vücuda gelir. Bunlar çok önemli akaidimiz yani. Hem İslam dairesindeki akaidimiz hem hani diyelim bu mutezileye karşı olan akaidimiz de oraya girecek yani. Bu akıbı devam edelim. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hamdülillah.